Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneyimi sayesinde kendinizi Humphrey Davy, Joseph Wilson Swan ya da Thomas Edison gibi hissedebilirsiniz. Edison deyince anlamışsınızdır herhalde. Bu hafta sizlerle ampul deneyi yapacağız. Sahi ampulü kim icat etmiş ya? Humphrey Davy mi? Joseph Wilson Swan mi? Yoksa Thomas Edison mu? Gelin bu soru işaretlerine bir son verelim. Ampul konusunda yıllarca birçok bilim insanı çalışmalar yapmış. Mucidi ise Humphrey Davy olmuş. Ancak Humphrey Davy'nin icat ettiği ampullerin ömrü çok kısaymış. 1878-79 yıllarında ise şaşırtıcı şekilde Joseph Wilson Swan ve Thomas Edison aynı dönemde birbirlerinden habersiz olarak yaklaşık 12-13 saat kadar dayanan ampulleri yapmışlar. Ampullerinde kullandıkları tel, kömürleşmiş pamuk lifi yani karbon elementi. 1880 yılında Thomas Edison, kömürleşmiş bambu lifinden 40 saate kadar dayanan ampulünü yaparak büyük bir ilerleme kaydetti. 1910 yıllarında ise William Coolidge adındaki mühendis, tungsten flamanlı ampulü geliştirerek bugün de kullandığımız ampullerin üretilmesini sağladı. Evet, ne kadar çok bilim insanı ampulün keşfi için çalışma yapmış değil mi? Dilerseniz gelin biz de deneyimize geçmeden önce ampul deneyimiz için hangi malzemeler gerekliymiş onları öğrenelim. Malzemeler: 0,5 kalem ucu, ayarlanabilir akımlı güç kaynağı, 2 adet timsah kafası, orta boy kapaklı kavanoz ve oyun hamuru. Ayarlanabilir akımlı güç kaynağımız. Ben bunu fişe taktım. Şu anda kapalı durumda. Bunların ucuna 2 adet timsah kafası dediğim, şöyle göstereyim. Bunlara timsah kafası deniyor arkadaşlar. Gerçekten de timsah kafasına benziyor. 0,5 kalem ucu. Oyun hamuru. Herhangi bir oyun hamuru. Şimdi ilk olarak kapaklı kavanozumun kapağına timsah kafalarını sabitlemek için oyun hamurumu yerleştiriyorum. Şimdi timsah kafalarını da oyun hamurunun üzerine batırıyorum sabitlemek adına. Şimdi 0,5 kalem ucumu timsah kafalarının arasına yerleştireceğim. Güzel. Kavanozumu üzerine yerleştiriyorum. Bugün bizim ampulümüz bu kavanoz olacak. Işığı kapatalım arkadaşlar. Şu an ampulü keşfetmenin tam sınırındayım. Şimdi elektrik akımını göndereceğim ve bakalım neler olacak. Güç kaynağımı açtım. Ve akım başlasın. Görüyor musunuz? Ampul işte. Ampul. Biraz kısayım. Biraz açayım. Biraz kısayım. Biraz açayım. Evet, bakın. Şu an resmen aydınlandık ya. Şu an resmen aydınlandık. Ne oldu? Elektrik akımı 0,5 ucun içerisinden geçti arkadaşlar ve ısındı. Uç ısındı. Bu da açığa ışık çıkmasını sağlıyor. Bu birazdan direnci düşeceği için yanarak sönecek ki öyle oldu. İşte zaten Thomas Edison da ve diğerleri de daha uzun nasıl ampulü yakarız diye uğraşmışlar. Kalem ucuyla bu kadar oluyor. Işıkları yakalım. Evet. Neyse ki artık kalem ucuyla aydınlanmıyoruz. Bilim insanları ampulü, floresanı, daha birçok nice ışık kaynağını bizim için deneyerek, araştırarak buldular ve onların sayesinde bugün hala aydınlanmaya devam ediyoruz. Burada bizim deneyimizde de 0,5 uç elektriğe karşı bir direnç oluşturdu. Ve bu direnç sonucunda da elektrik ısı enerjisine dönüştü ve ısı da
ışık enerjisine dönüşerek bizi aydınlattı. Şöyle göstermek isterim size. 0,5 uç. Gördüğünüz gibi elektrik enerjisini de kapattım. 0,5 uç kopmuş arkadaşlar. Direnci çünkü zayıf. Ve gördüğünüz gibi ayrışmış. Ampulümüz bu yüzden patladı. Soru. Ampulümü tekrar yakmak istesem hangi malzememi yenilemem gerekir? A. Güç kaynağı. B. Kalem ucu. Bugünkü deneyimizin de sonuna geldik. Ama üzülmeyin. Her hafta Cuma günü saat 17'de sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Merak ettiğiniz konularda soru sormaktan asla çekinmeyin. Hatta yapmak istediğiniz deneyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Eğlenerek öğrenmeye hazır mısınız? O zaman haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere.